Reklamların ardından Dilan Polat dosyasıyla devam ediyoruz. Dilan Engin Polat çifti tutuklanacak mı? Bu yaşananlardan sonra Dilan Polat tüm sorumluluğu Engin'e mi yükledi? Tartıştılar mı? Buyursunlar. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Biz bu devletin vatandaşıyız, buradayız. Hadi bakayım gidin kendinize muhatap bulun bundan sonra. Hadi! Dilan ve Engin hakkında yeni iddiaların, yeni haberlerin, dedikoduların sonu gelmiyor. Kulislerde ne konuşuluyor? Engin Polat ve Dilan Polat tutuklanacak mı? Akıllı kadınım ben. Sen benim düştüğümü serumlarla gördüğünde ben orada kafamda 50 tane plan. Dilan Polat tüm yaşananlardan Engin'i sorumlu tutup kavga mı etti? Dilan Polat'ın nezarete girmeden önce ilk isteği ne oldu? İsteği yok artık dedirtti. Oh! Yeter! Baskın anında Dilan Polat'ın camdan atlamaya çalıştığı iddiaları doğru mu? Engin bana sabır al Engin! Sıla'nın üzerinde yasaklı madde mi bulundu? Oh! İçiyorum! Evde ikilinin tüm hayatlarına tanık olan Şule konuşursa neler olur? İkili şirketlerini kimsenin ikamet etmediği boş evlere mi yapıyor? Banu Parlak Dilan'a nasıl isyan etti? Eşi deseniz mafyacılık oynuyor. Nezdemir de ifade vermeye gitti mi? Günaydın. Erkenden uyandım. Suç örgütleri oldukları iddia edilen Polatların FETÖ ile bağlantısı var mı? Alo Engin, sana bir hesap numarası vereceğim. 600 bin TL gönder, takipçim ev alacak. İşte yeni gelişmeler. İki gün içinde yaşananlar bizlere çok şey öğretti. Birçok insana bu görüntüler ders oldu. Hodri meydan açıklamalarıyla bir dönem bize hiçbir şey olmaz diyen Dilan Polat'a iki gün içinde olmayan kalmadı. Bak gözünü. Oh! Rahat tavırları ve kendine olan güveniyle dikkat çektiği açıklamalarla kelepçeli görüntüleri yan yana getirildiğinde çok da büyük konuşulmaması gerektiğini anladı herkes. Oh! Yeter! Akıllarda Dilan'ın bu enerjik halleri kalırken... Zannettiğinden çok daha zeki, binlerce 2000 CEO'ların çalıştığı bir müdür burası. Burası holding oldu biliyor musun? Holding oldu. Gözaltı sürecinin ardından her saniye, her dakika, her saat yeni bir iddia ortaya atıldı. Yeni bir gelişme ortaya çıktı. Dilerseniz sırayla başlayalım. Birinci gelişme. İddialara göre gözaltına alınmak istenen bir şüpheli de Dilan Polat'ın anneannesiymiş. Anneannesi polis ekiplerinin geldiğini fark edince kapıyı kilitlemiş. Polisler zor kullanıp kapıyı kırmış. İkinci gelişme. Dilan Polat adli kontrol şartıyla serbest bırakılacak. Engin Polat'sa tutuklanacak. Doğruluğu kesin olmamakla birlikte kulislerde bu iddialar konuşuluyor. Üçüncü gelişme. Dilan tüm yaşananlardan Engin'i sorumlu tuttu. İddialara göre nezarethanede zor anlar yaşayan Dilan Polat uykusuzluk ve pişmanlığın verdiği sinirle eşi Engin Polat'la kavga etmiş. Her şey senin yüzünden oldu cümleleri emniyette yankılanmış. Dördüncü gelişme. Engin ve Dilan arasındaki soğukluk Engin Polat'ın Gülşen konserine gitmesiyle mi başladı? İddialara göre ikilinin dargınlığı o zamanlar patlak vermiş. Engin de nispet olsun diye Gülşen'i tek başına dinlemeye gitmiş. Gelişme. Dün yayınımızda olay açıklamalar yapan başarılı gazeteci Emrullah Erdinç akşam saatlerinde yeni açıklamalara imzasını attı. Örgütteki en zayıf halkalar kim? Cumartesiye kadar salınmayacaklar. Altıncı gelişme. Dilan Polat içeri girerken polis ekiplerinden nezarethanenin hava koşullarının kötü olduğunu söyleyerek cilt bakım ürünlerini getirmelerini istemiş. Bu iddia gerçek mi? Yedinci gelişme. Dilan Polat camdan mı atlamaya çalıştı? İddialara göre Dilan Polat'ın polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte evde camdan atlamaya çalıştığı iddia edildi. Rabbim ne büyüksün yaradan. Oturdum dedim ki Allah'ım ben bir şey mi yaptım?
İyilik yaptım Allah'ım, bana niye Allah'ım, isyan etmiyorum ama bana niye? 8. gelişme. Aramalarda daha önce yasaklı madde sebebiyle gözaltına alınan Sıla Doğu'nun üzerinde yasaklı madde mi çıktı? Ya sen kimsin lan? Oh! İçiyorum! Ah! Bunu da sana ne? 9. gelişme. Evde hizmetçi olarak görev yapan Şule ne ifade verecek? Zayıf halka Şule ise o konuştuktan sonra Dilan ve Engin'in başı yanar mı? Ben çok kötüyüm. Sen güvenliğim yok. Çetesiniz. Twitter'da yazan bu sözde soysuz. Bunların hepsi senin soyunu, soysuzluğunu bile bırakmayacağım. Gelişme. Podatlar, paravan şirketlerini kimsenin oturmadığı adressiz boş evlerin üzerine mi açıyorlar? 11. gelişme. Gözaltı sürecinin çok ani olmasına ne sebep oldu? İddialara göre bu sürece kayıtlı Mernis adreslerinin güncellenmesi, güncellenen adreslerin oturum olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler sebep olmuş. Yalan, 46 raporu var. Daha önce vurulmuş kaç kez sokaklarda. Sözde güya bir de eski polis. Bak. 12. gelişme. Banu Parlak isyan etti. Parlak şu sözleri kullandı. Buna izin vermeyeceğim. Sayenizde hepimiz zan altında kaldık. Hepimiz sizin gibi sandı insanlar. Her ürün çıkarana sizin gibi mi yapıyorlar diye şüpheyle baktılar. Artık çekin elinizi. Bakın ben de bu işi yapıyorum. Ben bu sektördeyim. Pablo Escobar'ın evet. Belgeseli. Şu an yemin ediyorum yaşam şekilleri, yaşam şeyleri o. 13. gelişme. Şu an nezarette olan Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıldı. Polat'ın hesabını kullanan kişiler adaletten yakındı. 14. gelişme. Suç örgütleri yönettikleri iddia edilen Dilan ve Engin zamanında FETÖ'nün de kullandığı öne sürülen bir iletişim ağına benzer ağ mı kullandılar? Haberleşmelerini bu ağ üzerinden mi yaptılar? Söyleyecek misiniz? 14 adımda enerji operasyonu süreci karşınıza geldi. Şimdi Top Stüdyo'da. Şimdi Dilan'ın tüm bunlardan Engin'i sorumlu tuttuğu iddiaları gündemde şu sıralarda. Yani bütün bunlardan Dilan'ın haberi olmaması mümkün mü? Bunca servet, yani bunca şube şöyle, bir anda şöyle mümkün. Kazanç. Şöyle mümkün. Dilan Polat çok fazla böyle zeki bir kadın olmadı. Aşikar. Çok böyle kültürlü, eğitimli bir kız da olmadığı aşikar. O yüzden de kocasının çalışarak bu parayı elde ettiğini düşünebilecek kadar da saf olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü farkındaysanız daha önce yaptığı paylaşımlarda zaten ticari bir bilgisinin olmadığı ve kocasından aldığı böyle sufleyle cevap verdiği, işte ne bileyim ben vergidir, ödemedir, faturadır gibi, ne o Engin ya falan gibi sorularla verdiği cevaplarla suni bilgiler paylaşıp bu işin ciddiyetinin farkında varamayacak kadar, çok özür dilerim ama cahil bir kadın olduğu için kocası rahatlıkla Dilan'ı kandırmış olabilir. Ben baştan beri bunu söylüyorum. Engin Polat aslında karısını bence kandırıyordu. Engin Polat karısına bu kadar detay anlatmadan belki de bazı şeyleri yapıyordu ve gerçekten de Dilan Polat, Engin Polat'ın işte mücevherat işinden veya yaptığı ticaret işinden bu paraları bir anda kazanacağına inanacak kadar cahil bir kadın. Çünkü ben bunun örneklerini gördüm, yaşadım yakın çevremde. Kadının hiçbir şekilde haberi yok. Çok varlıklı bir adamla evli olduğunu düşünüyor. Müthiş bir lüks yaşanıyor fakat kocası gayrimeşru işler yaptığını ta ki polis eve basınca kadın öğrenebiliyor. Ben mesela böyle örnekleri yakın çevremde görmüştüm. Ama şimdi adam belli bir konumdayken o kadınla tanışıyor değil mi? Nasıl? O adam o bir iş yaparken adam kadınla tanışıyor ve sonra birlikte olmaya başlıyorlar. Bu insanlar çocuk yaşta bir araya gelip çocuk yaştan beri sıfır olan iki insan, taksi şoförüydü biri, diğeri doğum fotoğrafçısıydı. Ne kazanıyor olabilirler? Yani burada bir beyin birlikteliği de var aslında. Bir de Dilan Polat sorgulayacak, sorgulamak beyin olduğu düşünüyorum. Bakın bir şeyleri sorgulamak hem bir beyin kapasitesi ister, hem zeka ister, hem donanım ister. Şimdi bir insanın Türk Dil Kurumu'nda mesela zekayı konuşma yeteneğiyle
açıklar. Konuşmak ve sorgulayabilmek için gerçekten beyin kapasitenizin standartın üstünde veya belli bunları, bir standartta olması bunları bilemeyiz. Lazım. Şimdi bak öyle konulara giriyorsun ki yani bunları biz bilemeyiz. Bizim burada gördüğümüzü ve hukukun bize anlattıklarını MASAK'ın raporları üzerinden bizim yorumlamamız lazım bu konuyu. Yani başka örneklerle yorumlarsak Dilan Polat'ı o zaman yarın salıversinler ya da bugün salıversinler dememiz gerekir. Öyle şimdi olmaz. Burada sosyal medyada biz şunu gördük. Bırakın MASAK raporlarını, milyonların havalarda savrulduğunu gördük. Ve Dilan Polat ne iş yaptığını bilmiyor mu? Dilan Polat şunu çok iyi biliyor ki güzellik merkezi işletiyor. Esnaf. Bir esnaf ne kazanır? Dilan Polat akşam kasayı aldığında kaç lira olduğunu bilmiyor mu kasada? Çarpı 130. 130 dükkandan ne kazandığını bilmiyor mu? Allah aşkına bu kadar tabii da canım, aptal o kadar olamaz. Da değil, bu parayla değil yani. bu kazanılan parayla günlük bu kadar kazanılan çarp 30'da aylık parayla bütün bu savruk hayat yaşanabilir mi? Bu ihtişamlı muhteşem ortamlara yaratılabilir mi? İçinden asansör geçen şeyler, konaklar, ne bileyim ben, kapıda birbirinden lüks her biri 40'ar milyon liralık arabalar filan, böyle bir hayat var mı? Bir insanın düğününe gidip boynuna eurodan dolarlar, yüzlerce euro, yüzlerce dolar sarmalar, yerlere halı gibi sermeler, böyle bir şey var mı? Dilan Polat ne kadar saf olursa olsun, ne kadar cahil olursa olsun bu paranın çalışmakla elde edilmeyeceğini bilir. Selen'ciğim bilir yani. Onların çok yakın arkadaşlarından bir tanesini tanıyorum. Dedi ki bana, isim vermeyeceğim, her gün kavga ediyorlardı dedi. Yüksek sesle hizmetlilerinin ve çocukların önünde. Bu ne iddialar başladığı günden beri. Birbirlerini suçluyorlar dedi. Şimdi birbirlerini suçluyorlar deyince ne anlıyoruz buradan? İki tarafın da karşılıklı hatası olduğunu, iki tarafın da birbirini, yani bir taraf diğerini suçlamıyor. Birbirlerini suçluyorlar dedi. Çok önemli bir ifade bu. Yani sesli düşünelim. Ne için suçlayabilirler? Engin Polat'a Dilan Polat ne diyebilir? Bu işlerin girdin, başımızı belaya soktun. O da diyebilir ki sen de gittin saçma sapan paylaşımlar yaptın. Gösteriş yaparken, paralar gelirken sormuyordun diyordur o da. Yani ona sesli düşünecek olursak o ikisi arasındaki kavgayı, münakaşayı muhtemelen sesler bu sebepten yükseliyordur. Bu arada Bilal abi, ben tabii ki yani haberi yoktur, asla böyle bir şey söylemiyorum. İhtimalleri konuşuyoruz. Olmayabilir diyorum. Asla kesinlikle haberi yoktu gibi bir ithamda bulunamam ben. İhtimaller dahilinde konuşuyorum. Hani bazı beyin olarak çok kapasitesi olmayan bir insanın kandırılması çok kolay olduğu için kocası tarafından bile kandırılmış olabilme ihtimalini bir tarafta tutuyorum. Ama tabii ki imkansız kadar zor bir şey yani. Vallahi aynı yastığa baş kadar, koyduğun insan ne yaptığını bilmemek. O kadar iyi çalışıyordu ki kafası. O kadar Dilan Polat'ın kafası o kadar iyi çalışıyor ki. Ben de öyle düşünüyorum. O kadar menfaat ve bencillik üzerine kafasını yorduğu iddia ediliyor ki. İşte Demet Akalın'ın iddiası. Demet Akalın diyor ki konserlerinde fotoğrafçılık yapan Dilan Polat için böyle bir kız değildi. Sonra bir takım şeyleri hissetti için uzaklaştım. Benimle ve Hira ile dalga geçen videolar yaptı. Benim için orada bitti. Benim de başıma Dilan Polat'la ilgili, hadi ben de söyleyeyim, 3 sene evvel, 4 sene evvel ben bir hasta insana elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Karısı ameliyat olmuş. Hı. İzmir'de. Karısının ameliyat olması gerekiyor ve büyük acı çekiyor karısı. Manisa'dan yazıyor bana. Bilal abi destek olabilir misin? Destek olabilir misin? Destek oldum. Sevim Gencebay, Allah ondan razı olsun, Orhan Gencebay'ın eşi, o da destek oldu ve kadıncağızı ameliyat ettirdik. Ama ben bu arada bir kampanya yürüttüm. Bir hafta bir kampanya devam ettirdim. Bir baktım ertesi gün benim paylaşımlarımı, postlarımı kopyala sen Dilan Polat ve bu kampanyaya sahip çık. Daha yeni yeni o influencerlıkta yürümeye başladığı zaman. O gün engelledim Dilan Polat'ı. O gün engelledim, sahip çıktı. Yani kampanya. Dilan Polat'ın böyle bir kafa yapısı olduğunu sen biliyor muydun? Böyle bir insan olduğunu biliyor canım, muydun? Sen bu insana, sen bu insana, hayır. Bak ne diyor Demet şimdi Akalın? Bir video Demet Akalın'a ekmek yedirmiş hayatım. Sen bu insana vah cahil, vah bir şey bilmiyor. Şimdi bir video izleteceğim misin? Bakalım Selen'in fikri değişecek mi? İşte 450 kişi çalışıyor. Evet. 130 şube. Her şubede en az sizde kaç? 55. 55 sende çalışıyor. Ayaklandırmak mı? Ayaklandıracağım bugün.
Faturasız şey yapılan şeyler. Ben bu sıra zarfında müşteri bile gönderdim de. Hepsi. Akıllı kadınım ben. Sen benim düştüğümü serumlarla gördüğünde ben orada kafamda 50 tane plan. Ekmek teknemi korurum. Zırhlarla, çelik zırhlarla çıktık o merdivenleri. Yedirir miyim ben? Zannettiğinden çok daha zeki. Binlerce, 2000 CEO'ların çalıştığı bir müdür burası. Burası holding oldu biliyor musun? Holding oldu. Hadi bakalım. Yeni başlıyor. Nereye düştüm diyeceksin. Aptal bir insan hiçbir zaman aptallığını kabul etmez ki. Bence örgüt problem lideri bu. Zaten. Bence Engin Polat onun yanında çalışıyor. Asıl örgüt lideri bu kadın. Dilan Polat akıllı... olduğundan değişik göstermeye çalışıyorlar arkadaşlar. Salınsın diye, ceza almasın diye. Ancak Engin Polat bütün bu işleri Dilan Polat sayesinde, Dilan Polat'ın sosyal medyadaki büyük gücü sayesinde yapabildi. Eğer yaptıysa. Bunu lütfen, lütfen bunu göz ardı etmeyin. Peki, sayın savcılar, sayın polisler, sayın hakimler. Benim de bir gazeteci olarak, bunu söylemek görevim. Saçma sapan paylaşımları yapar mıydı? Mesela bilirdi ki eğer akıllı bir kadın olmuş olsaydı, biraz öngörüsü olan, bir tecrübesi olan bir kadın olmuş olsaydı, bu paylaşımları yaptığı zaman ne kadar dikkat çekip, ne kadar hukuksal ve yasal anlamda zor durumda kalabileceklerini öngörüp, böyle gösterişli videolar, görgüsüz videolar paylaşıp dikkatleri üzerine çekmezdi. İşte herkes de o noktada diyor ki güvendikleri bazı kişiler ve durumlar vardı. Fakat artık o durumlar yok deniliyor. O yüzden... bu noktaya gelindi deniliyor. Peki sizce yani şimdi güvendiklerini ifşa edecekler beden mi? Beden dilinde aşırı bir kibir var. Kendinden çok emin, çok alaycı, çok aşağılayıcı. Kız kardeşi de öyle. Böyleler yani. Kız kardeşi de öyle. Diyor ki oh içiyorum, oh yapıyorum. Yani bir insanın özgüveninin olması böyle vücut dilinde kabalaşmasını ve kabadayılık yapmasını gerektirmiyor. Hani derler ya havlayan köpek ısıramaz diye, ısırmaz diye. Şimdi böyle atarlı giderli sosyal medya kabadayılığı bir insanın ne kadar özgüvenli ve ne kadar zeki olduğunu gösteren bir şey değildir. Bunlar aptallıktan başka bir şey değil yani. Bunlara zaten itimat etmek, bunları ciddiye almak ayrı bir konuşulması gereken bir şey. Saygı duyulmayacak insanlar bugün gündemimize taşındı. Neden? Çünkü bu insanlara itibar edildi, inanıldı. Ben de altını çizmek istiyorum. Bu tarz insanlara Allah rızası için artık itibar etmeyin. Prim vermeyin ki böyle sürekli gündeme taşınmasınlar. Çünkü cahil insanın her zaman suç işleme potansiyeli, cahil derken yani okumamışlıktan bahsetmiyorum bakın. Zihniyet cehaletinden bahsediyorum. Her zaman suç işleme potansiyeli vardır. Ben şimdi mesela bu Dilan Polat... En tehlikeli Polat, insan tipidir cahil insan. Derler ya 10 tane cahil dostum olacağına bir tane akıllı düşmanım olsun diye. Şimdi böyle ben Kandil Kadir gecesi şeyleri geziyordum, camileri geziyordum. Allah ondan sonra Allah kabul etsin. Ondan sonra çocuklar var böyle. Çöpleri karıştırıyor, tamam mı? Böyle çıplak ayakla ve hava çok soğuktu. Ondan sonra çöpleri karıştırıyor, aralarındaki simitleri yiyorlar. Ben nasıl üzüldüm biliyor musunuz? Hüngür hüngür hemen çocuğu aldım, bir şey yemekler falan. Oradan birileri geldi, abla dur ya dedi. Onlar dedi daha kaç kişi para verdi onlara. Ondan sonra neyse gözlemledim. Gerçekten çocuklara her geçen para veriyor, parayı alıyor. Bir yere götürüyor, ondan sonra tekrar başlıyor çöp karıştırmaya. İnsanlara böyle duygu sömürüsü yaparak, insanlara kendilerini acındırarak yalan söyleme potansiyeli olan tehlikeli insan yapısı var. Şimdi benim gözümde artık o çöp karıştıran yalancı zihniyetten bir farkları yok onların. Çünkü insanların duygularıyla oynayaraktan bugüne kadar bir şeyleri devam ettirdiler. Ama filmin sonuna gelindi Selen. Elbette ki o çocuklar da nasıl çocuk şubeye götürüldüyse onlar da şu anda kendi vermeleri gereken ne biliyor musunuz? Hesabı veriyorlar. Gerçekten yetişkinlerin yaptığı suçların bedelini çocuklar ödüyor. Ben en çok burada çocuklara üzülüyorum. Yani herkes kendisi de travmatik bir aileden geliyor. Çok ağır şeyler yaşamış. İki kız kardeş ve çocukları bu görüntüleri gördü ve çocuklarına bu travmayı yaşattılar. Hayatları boyunca o çocuklar bunu hiç unutmayacaklar. Allah yardımcılar olsun. Allah hepimizin yardımcılar olsun. Çocuğumuz gerçekten. Var. Bir adım atarken, bir şey yaparken, hayatta yolda yürürken çoluğumuzu, nasıl çocuğumuzu düşünmemiz ya? Şart. Nasıl yani? Şart. Ve toplumu düşünmemiz, şart. Konumuzu, komşumuzu düşünmemiz, birlik beraberliğimizi düşünmemiz ondan şart. Ondan sonra da sosyal medyada polis seni almaya geldiği zaman, kapın çalındığı zaman
dönüp de çocuğunu yatakta çekip de sarılıp da falan böyle bir algı oluşturma çabası falan, bunlar olmaması, yapılmaması gereken şeyler. Oradan bile belli. Şimdi yani. Şimdi insanların merak ettiği tabii, bu çocuklara kim bakacak, ne olacak soruları var. Vallahi hiç merak etmiyorum hayatım. O ayarlamıştır onu. Ben merak her şeyi ediyorum. Yapan, her şeyi planlayan onu da yapmıştır. Çünkü anneanne de gözaltında olduğu için bir babaanne kalıyor galiba çocuklara şu anda hamilik yapabilecek ve bakabilecek. Onu. Ama bu arada maddi anlamda da eğer bir pundunu bulup bugüne kadar bir para kaçırmadılarsa maddi olanakları da şu an itibariyle artık yok. Çünkü el kondu, kayyum atandı bütün paralarına. Atlanamadıkları takdirde 6 ila 14 yıl yatarları var. Çocuklara ne olacak? Çocuklar belli bir standart ve lükse alıştırıldılar. Peki. Bundan sonra babaannenin evinde nasıl yaşayacaklar? Şimdi ve ondan sonra topluma karıştıkları zaman o çocuklar o topluma ne kadar zararlı olabilir? Allah yardımcılar olsun. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yüzlerce, binlerce çocuk yıllardır yetişiyor. Allah yardımcılar olsun. İnşallah oralara düşmezler ama yani toplumda o kadar çok düşüneceğim çocuk var ki. Onu düşünmüştür onlardan Dilan bir tanesi Polat. Zaten o çocuklarda. Düşünmüştür Dilan Polat, Engin Polat şimdi mutlaka.